Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Kasım ayı özellikle iş konuları, genel sağlığınız, günlük düzeninizle ilgili alanlara işaret eden güçlü bir ay. Bu ay tutulma yaşayacağız çünkü. Bir yeni ayımız da var. Akrep burcunda yeni ay, Boğa burcunda dolunayla beraber tutulma meydana geliyor. Gezegeniniz Merkür 5 Kasım itibariyle Akrep burcuna geçecek ve ayın büyük bölümünde Akrep burcunda, 24'ünden sonra ise Yay burcuna geçecek. Şimdi detaylara bakalım. Evet, Güneş Akrep burcunda ve 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep burcu yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay, yeni ayın hemen ardından zaten Merkür de Akrep burcuna geçecek. Mars Akrep burcunda ay boyunca. Bu ay sizin için yoğun bir ay. Hangi alanlar? Günlük hayatınız, yani çalışıyorsanız işiniz ve mesleğinizle ilgili konular, işte ev yaşamınız, sabahtan akşama kadar günlük hayatınızın detayları neyse, biraz meşgul olacağınız ve bu alanlarda daha fazla efor sarf edeceğiniz bir ay aslında. Tabii ki işle ilgili yenilikler olabilir, iş başlangıçları olabilir, çalışma düzeninizde yenilikler ya da çalışmayla, iş hayatınızla, mesleğinizle ilgili konularda belki farklı açılımlar olabilir. Çok tutkulu da olduğunuz bir dönem, özellikle iş konularında hırslı, tutkulu, kararlı olduğunuz bir dönem. Bu yeni ay Uranüs'te de bağlantılı olduğu için bazı sürprizler, hızlı gelişmeler de ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında Boğa, Akrep, Kova, Aslan gibi sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın bireysel etkileri çok daha güçlü olacaktır sizin için ve daha değiştirici olacaktır. Ne değişebilir? İş değişimi olabilir. Yer değişimi olabilir. Örneğin beraber çalıştığınız kişilerle ilişkiler değişebilir. İşte asistanınız ayrılabilir. Yeni eleman alabilirsiniz. Evinizde hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişimler olabilir. Tamamen çalıştığınız, mesela müşterilerinizle ilgili değişimler olabilir. Kullandığınız araç gereçler, elektronik cihazlar, özellikle bilgisayar ve teknolojik alanlarda da bazı hızlı değişimler olabilir. Belki işinizi bu alanlara taşıyacaksınız. Bu alanlarda bazı yatırımlar yapacaksınız. Bununla ilgili gelişmeler olabilir. Aksiyonu güçlü bir ay. Bu ay birçok gezegen artık ileri hareketti ve özellikle enerji gezegenimiz Mars Akrep'te hem hızlı hem gerçekten mücadelesi güçlü ve tutkulu bir aydayız ve bu ay gerçekten hani iş ve mesleki konularda kararlı davranabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlığınız tabii ki gündemde. Sağlık konularına biraz dikkat edelim. Sağlığınızla ilgili alışkanlıklar, beslenmeniz, işte çalışma koşullarınız, sporunuz, buralarda bazı dönüşümler, değişimler yapabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz aniden ortaya çıkabilir. Yani bir tansiyon sorunu veya bir anda böyle bir sindirim sistemi problemi, yani bir anda bir sağlık sorunuyla da karşılaşabilirsiniz. Bu sağlık sorunuyla beraber bir şifa arayışı, bir tedavi gündeme gelebilir. Bunun da belki işte diyetiniz, günlük hayattaki alışkanlıklarınız, buralarda bazı yenilikler yapmanız gerektirebilir ya da bir zararlı alışkanlığı, yanlış bir uygulamayı hayatınızdan çıkarabilirsiniz örneğin. Evcil hayvanlarınızla da ilgili ilginç gelişmeler olabilir. Bir anda bir evcil hayvanınız olabilir. Ya da var olan evcil hayvanlarınızla ilgili biraz daha belki efor sarf edeceğiniz, onlarla daha fazla ilgileneceğiniz bir aydasınız. Ve Merkür'ün özellikle Mars'la birleşeceği, işte ayın 7'sinden sonraki süreç, 10 Kasım, 11, 12 Kasım, buralar yoğun. Biraz stresli de tabii ki. Uranüs etkisi de var. Sinir sisteminiz biraz hassas olabilir. Özellikle nörolojik alanlara, tansiyona, işte sinir sisteminize dikkat edin. Uyku düzeninize dikkat edin. Çok yorulabilirsiniz. Bu sizi zorlayabilir ya da biraz gerginlikler hissedebilirsiniz. Bu dönemlerde kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Uykunuzu almaya çalışın. Beslenmenize dikkat edin. Kendinizi çok yormayın. Yeterince dinlenmeye özen gösterin sevgili ikizler. Ve ayın 19'unda ay artık dolunay fazına geliyor. Boğa burcunda, 27 derece Boğa burcunda dolunayla beraber aynı zamanda ay tutulması yaşayacağız. Bu yılın son ay tutulması, ancak bu tutulma 2022 ve 23'te yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki tutulmalarında başlangıcı olacak yani. Dolayısıyla önemli bir etki oluşturuyor ve sizin 12. evinizi çalıştıracak ve 12. evinizde bir farkındalıklar, aydınlanmalar var. 12. ev biraz gizli bir alan, bilinçaltı alanıdır. Biraz da kontrol dışı durumlarla alakalıdır. Hem hayatımızı iyileştirmek adına bir şifa, hani bilinçaltıyla ilgili ruhsal konular,
sağlık konuları, iyileştirmeler, hayatımızı sadeleştirmek, iyileştirmek, zararlı bir şeydir hayatımızdan çıkarmak, bırakmakla ilgilidir burası. İşte bu dolunay bu farkındalığı size verebilir, bu konuları gündeme taşıyabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derecede olacak. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve sabit burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa bu dolunayın sizin için etkileri daha önemli olacaktır, daha güçlü olacaktır. Dolunay'ın yöneticisi Venüs, o da 8. evde ilerlemekte. Biraz 8. ev, 12. ev hayatımızda bize çok spiritüel anlamda açılımlar da getirebilir. Sağlık konularında işte psikoterapiler, işte bazı belki operasyonlar, ameliyatlar, şifa konuları gündemde olabilir. Önemli farkındalıklar kazanabileceğimiz bir dolunay. Sadece Kasım ayıyla da sınırlı değil ama en güçlü etkilerini tabii ki Kasım'ın son 10 günlük sürecinde hissedebiliriz. Yıl sonuna kadar da bu dolunay tesirleri devam edebilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.